YouTube Astro Deha'ya hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta son derece önem atfedilen gezegen geçişleriyle karşı karşıyayız. 22'sinde gerçekleşecek Dolunay fazına adım adım ilerlerken özellikle iş ilişkilerinde bulunduğumuz insanlarla samimiyet dengesini korumalı, işle ilgili fikir paylaşımlarında bulunurken kontrolü elden bırakmamalıyız. İnsanlar kendi hırsları ve hedefleri için iyi niyeti suistimal etmekten çekinmeyebilirler. Bu gerçeklerin aklımızda yer tutması, ikili ilişkilerimizde ise ihmalkar davrandığımız konulara öncelik vererek bu anlamda yaşadığınız sorunların üstesinden gelebilme çabasını ortaya koyabilmek oldukça önemli ve hafta boyunca sezgileriniz yoğunlaşabilir. Rüyalar yoluyla aldığınız mesajları önemserken gerçek bilgilerle bu bilgilerin size ışık tutmasına dikkat edin. İyi niyetiniz, merak duygunuz suistimal edilmenize, yanlış insanlarla duygularınızın, düşüncelerinizin, inançlarınızın sarsılmasına sebebiyet vermesin. Tabii ki 22'sinde gerçekleşecek Dolunay ve burçlara etkileri katıl butonumuz aktif olduğu için burçlara özel içeriklerle sizlerle olacak. Haftanın şanslıları boğalar, yengeçler, İkizler ve balıklar olacak. Özellikle duygusal meselelerde sorunları çözümleyeceğiniz güçlü enerjileri iyi değerlendirin. Gökyüzünün 12 burcu etkileri, haftanın yantrası, kristali, sayı sekansı her zaman olduğu gibi YouTube Astro Deha'da sizlerle. Abone olup siz de burcunuzu özel içerikleri takip etmeyi unutmayın. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Astro Deha ailesinin değerli okurları. Haftanın sayı sekansı 27-27. 27-27 negatif enerjilere karşı evren tarafından son derece güçlü koruma kalkanının tüm yaşamsal alanlarımızda etkili olduğu enerjileri barındırır. Bunun yanı sıra tezahür ettirmek istediğimiz şeylere odaklanmanın tam zamanı ve bunun sürdürülebilir olması için hayatımızda gerçekten iyi, güzel, başarılı ve huzurlu olacak şeylere tüm kalbimizle inanmamız, dua ve niyetlerimizi bunun üzerine yapmamız gerekli. Ayrıca 27-27 enerjisi hayatınızda negatiflikleriyle size zarar veren insanların adaletten hakkını alacağının da müjdesidir. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 27-27 evet, evet, evet yazalım yorumlara. Sizler de sayı sekanslarınızı doğum günü ve yılınıza göre çok basit bir hesaplama tekniğiyle onedio.com'daki köşemden öğrenip her hafta haftalık numaroskopunuzun mesajlarını onedio.com'dan takip edebilirsiniz. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Astro Deha ailesinin değerli okurları. Haftanın kristali zenginliğin sembolü yeşim. Özellikle doğu uygarlıklarında tarihten günümüze zenginliğin, iktidarın, maddi manevi kaynakların artıp korunmasında fayda sağlamıştır. Özellikle Çin'de tarihten bugüne liderler, tanınmış insanlar, maddi manevi arayış içerisinde olanlar yeşim kristalini birbirine hediye eder. Yeşim kristalini ev ve iş yerimizde özellikle çok vakit geçirdiğimiz alanlarda kullandığımızda bolluk, bereket, duygusal ve maddi konularda yaşamlarımızda etkili olur. Tamgalardan mühürlere Türk kültüründe de yeşim çok özel bir yere aittir. Şu anla birlikte bu güçlü yeşimin enerjisi Astro Deha ailesinin doğum haritalarında bolluk ve bereketin gezegeni Jüpiter'in en yüksek oktavını yaşamlarınıza taşısın şimdi. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Sizler de doğal taşlar, yeşimin özellikleri, burcunuzun yönetici gezegenine göre kullanılması gereken kristaller ve semboller için bizi arayabilir. astrodehastore.com'u ziyaret edebilirsiniz. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Astro Deha ailesinin değerli okurları, haftanın yantrası Hint yantra koleksiyonumuzdan Brahma Vishnu. Doğum haritalarımızda güneşin, ayın ve ay geçişlerinin yaratmış olduğu enerjileri dengeleyen, ay ve güneş tutulmalarının baskısını azaltan, iş hayatımızda, eğitimimizde, ilişkilerimizde doğum haritamızın gücünü en üst oktava çıkartıp başarı ve mutluluk sağlayan son derece güçlü bir yantradır. Brahma Vishnu yantranın tüm güçlü enerjileri şu anla birlikte ezelden ebede Astro Deha ailesinin
okurlarıyla olsun. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Sizler de yantralarla ilgili bilgi sahibi olmak için bizi arayabilir. astrodehastore.com'u ziyaret edip bilgi sahibi olabilirsiniz. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Mars'ın çocukları koçlar, gökyüzü finansal konularda kendinizi güvende hissetmekte, zorlanacağınıza işaret etmekte. Özellikle verdiğiniz bir para veya takip ettiğiniz bir ödeme ile alakalı kafanızda soru işaretleri varsa mutlaka üzerine gidin. Yapılan hataları fark edecek, zarar etmeden yerinde müdahalelerde bulunmayı başarabileceksiniz. İş hayatınızda ise büyüme zamanı. Hedeflerinizi yenilerken özellikle ön yargılarla hareket etmemeye, işle ilgili işbirlikleri, teklifleri, yeni oluşumlar sizleri karşılıyorsa bu sürecin içerisinde kendinizi sakinlikle ifade etmeye gayret göstermelisiniz. Ve hafta boyunca gökyüzü sağlığınızla ilgili konularda dikkatli olmanız, özellikle kronik rahatsızlıklarınız varsa önemseyip gerekli tedbirleri almanızı vurgulamakta. Sizlere tavsiyem, mideyle ilgili hassasiyetleriniz varsa yeme içme düzeniyle ilgili uzman bir diyetisyenin tavsiyesini mutlaka alıp uygulayın. Özel yaşamınızda ise çatışmalara dönüşebilecek küçük sorunlara dikkat etmelisiniz. Kızgınlıkla söyledikleriniz hafta boyunca zorluklara ve ilişkiyle ilgili kontrol edilemez dinamiklere sebebiyet vermesin. Sizlere tavsiyem sakin kalan kazanacak. Bekar ve ilişkisi olmayan koçlar, sizler de bu hafta sürpriz yakınlaşmalar, eski eş veya sevgiliden gelecek mesajlarla duygusal bir yoğunluk içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Aceleci değil, gerçeklerle yüzleşerek yapabileceğinizi, yapamayacağınızı tartarak hareket edin. Ve tabii ki haftanın sayı sekansı 27-27. 27-27'nin enerjisi özellikle iş ve finansla ilgili noktalarda kaygılardan uzaklaştıracak sizleri. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Tabii ki gerçekleşecek olan Dolunay ve burcunuzu etkileri için katıl butonumuz aktif. Bir sonraki video için abone olmayı unutmayın. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Venüs'ün çocukları boğalar. Gökyüzü bu hafta iş hayatınızla ilgili konularda istikrar ve ilerlemenin sizi desteklediğini vurgularken rakiplerinizin veya hiç tahmin etmediğiniz kişilerin kıskançlık enerjisi ve söylemlerine muhatap olabilirsiniz. Tabii ki bu muhatabiyet asla onları dikkate almanızı ve onlarla diyalog kurup cevaplar vermenizi gerektirmez. İşin sırrı da tam bu noktada işte. Kendi yolunuzda ilerlemeli, bu insanların söylemleriyle ilgili hiçbir şeyi dikkate almadan yaptığınız işin sorumluluğunu, bilincini daha iyi noktaya taşımak için performansınızı buna harcamayı seçmelisiniz. Finansal konularda ise işbirliklerinden kazanımlar elde etmeniz mümkün hafta boyunca. Ve hafta boyunca sizlere tavsiyem sezgilerinizin özellikle işle ilgili noktalarda sizi yanıltabilecek olduğunu unutmadan hareket edin. Çünkü hafta boyunca sizi baskılamaya çalışacak insanların enerjisinden az da olsa etkilenmeniz ve bilinçaltınızın rüyalar yoluyla size bu anlamda karışık mesajlar vermesi mümkün. Gerçekçi olun, deneyimlerinize güvenin, deneyim sahibi, güvendiğiniz insanlarla fikir alışverişlerinde bulunarak ilerleyin. Sağlıkla ilgili konularda ise diyete başlamak için haftanın güçlü enerjilerini doğru değerlendirin. Sağlıklı bir şekilde diyete başlayabilir, sportif aktivitelerle ilgili yaptığınız başvurularla hayatınıza yeni bir heyecan, yeni bir sağlık düzenini yansıtıp kendinizle ilgili konularda pek çok stresli enerjiden uzaklaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra hukuksal konular ve finansal noktalarda gelecek güzel haberler sevindirecek sizleri. Özel yaşamınızda ise tutkunun, sevginin, coşkunun, karşılıklı ilginin yoğunlaşacağı enerjileri doğru değerlendirin. İşiniz veya başkalarından kaynaklı gecikmelerin özel hayatınıza yansımamasına gayret edin. Sizlere tavsiyem sevip sevilirken bu güçlü enerjileri doğru değerlendirmeniz. Hayat akıp giderken anlamlı kılan sevmek ve sevilmektir.
Bunun yanı sıra bekar ve ilişkisi olmayan boğalar 22'sinde gerçekleşecek dolunay enerjisiyle kafa karışıklığı, duygusal anlamda güven duygusunun eksikliği ve ön yargılı bir tutum içerisinde olabilirler. Dikkatli olun. Dolunay'ın burçlara etkileri için abone olmayı unutmayın. 27-27 sayı sekansı maddi manevi zenginlikler ve negatif enerjilere karşı koruma sizler için. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Merkür'ün çocukları ikizler. Gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda tahmin etmediğiniz aksaklıklarla uğraşmak durumunda kalabileceğinize işaret etmekte. Güvendiğiniz birinden kaynaklı bir hata işin içinden çıkılmaz bir hal alabilir. Olabildiğince soğukkanlı ve işinizle ilgili noktalarda yaptığınız hataları telafi edebileceğinizin bilinciyle hareket etmelisiniz. Özellikle bu hafta aileyle ilgili konularda beklenmedik destekler, huzursuzluklara sebebiyet veren gerçeklerin de ortaya çıkmasını sağlayacak güçte. Haftanın sayı sekansı 27-27. 27-27'nin enerjisi ne eksikse ruhunuzda, hayatınızda, şimdi onu yaşamınıza tezahür ettirip gerçekleştirmek için tüm inancınız ve maneviyatınızı ortaya koymanızın karşılığını verebilir sizlere. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 27-27 evet 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 yazalım yorumlara. Özellikle sağlıkla ilgili noktalarda hafta boyunca göz sağlığınız ve dişlerle ilgili hassasiyetler ve alerjik reaksiyonlar zorlanmanıza sebebiyet verebilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde ise dikkatli davranın. Uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızdan aldığınız duyumları ise dikkate almalı, güvendiğinizi zannettiğiniz insanların arkanızdan neler çevirdiğinin karşınıza çıkmasıyla şaşırıp öfkelenmek yerine daha tedbirli olup bu insanlarla yolları ayırmalısınız. Özel yaşamınızda ise küçük şeylere büyük tepkiler verirseniz, geçmişle ilgili konuları tekrar ederseniz huzursuzlukları kendiniz yaratırsınız. Gökyüzü bu hafta özel yaşamınızla ilgili konularda desteklerken sizleri, şimdi bütüncül enerjinin sevgiden geçtiğinin bilinciyle hareket etmeli. Sizi seven, değer veren insanı üzüp kırmadan özel hayatınızı sevgiyle beslemeyi seçmelisiniz. Bekar olanlarsa hafta boyunca yoğun ilgiyle karşı karşıya kalacaklar. Şimdi seçim ve tercih kalbinizle onaylansın. Ayın gerçekleşecek dolunay etkisi ise bir sonraki videoda sizlerle. Abone olmayı unutmayın. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Ayın çocukları yengeçler, gökyüzü bu hafta kendinizi oldukça enerjik ve güçlü hissederek işinizle ilgili konularda yapmadığınız, cesaret edemediğiniz pek çok olumlu enerjiyi mesleğinize yansıtarak dikkatleri toplamayı başaracağınıza işaret etmekte. Bu güçlü enerjileri destekleyen 27-27 sayı sekansının enerjisiyle hedeflerinizle ilgili noktalarda kendinizi akışa bırakmaktan çekinmeyin. Maddi manevi zenginlikler aşmakta zorlandığınız pek çok sorunun üstesinden gelip hayatınızın merkezine taşınabilir. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 27-27 evet 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 yazalım yorumlara. Sizler de hafta boyunca aileyle ilgili konularda yaşanan duygusallıklarla uzun zamandır yaşadığınız huzursuz edici enerjilerden uzaklaşacak, eksik kaldığınızı düşündüğünüz, yanlış mı yapıyorum diye kendi kendinizi baskıladığınız pek çok enerjiden özgürleşip gerçek sizi en iyi haliyle hayatın her noktasına yansıtabileceksiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle birlikte kaliteli zaman geçirmeye, yaşadığınız stresli enerjilerden uzaklaşıp ona hak ettiği önem ve değeri göstermeye, aynı şekilde onun sevgisini tüm benliğinizle hissetmeye olsun niyetleriniz. Bekar ve ilişkisi olmayan yengeçler, yanıltacak duygularla ani beraberliklere adım atmaktan uzak durmaya özen gösterin ve kafanızı karıştıracak arkadaşlarınızın söylemlerini çok fazla dikkate almamaya gayret edin. Gerçekleşecek dolunayın burçlara etkileri ise
tüm detaylarıyla yine YouTube Astro Deha'da sizlerle olacak. Abone olmayı ve izlemeyi unutmayın. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Güneşin çocukları aslanlar. Gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda başkalarının yapmadığı sorumlulukların üzerinize ağır bir şekilde bırakılabileceğine işaret etmekte. Aman düzenim bozulmasın, aman işle ilgili konularda yanlış anlaşılmayayım derken hiç tahmin etmediğiniz zorluklarla uğraşabilir ve başkalarının hataları, eksikliklerini tamamlamaya çalışırken kendi işinizle ilgili konularda yapmanız gerekenleri atlayabilirsiniz. Sizlere tavsiyem işle ilgili konularda kıskanç insanların enerjileri ve bilinçli yaptıklarına karşı dikkatli olmalı, kendi işlerinizin dışında başkalarının sorumluluklarını kararlı olup almamalısınız. Ve bu hafta özellikle finansla ilgili noktalarda harcamalarla ilgili endişelerden uzak durun. Çünkü haftanın sayı sekansı 27-27. 27-27'nin enerjisi finansal ve duygusal anlamda bolluğun, bereketin sizden yana olduğunu vurgulamakta. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Ayrıca İşle ilgili noktalarda size fikir soran çalışma arkadaşlarınız veya sizden daha yetkin kişilerle konuşmalarınızda kontrollü olmalı, rahatsızlıklarınızı sadece muhataplarına söyleyip onların yapmış olduğu söylemler ve dedikoduların dışında kalmalısınız. Sağlıkla ilgili konularda ise diyete başlamak için gökyüzü destekliyor sizleri. Hafta boyunca diyet, saç bakımı, cilt bakımı ile ilgili aktiviteleri için mutlaka hayırlı zamanları takipte kalın. Bunun yanı sıra hisleriniz, sezgileriniz, özel yaşamınızla ilgili konularda yaptığınız hataların farkına vardırırken sizi eş veya sevgilinize küçük jestler yapmaktan, onunla ilgili konularda kalbinizdeki güzellikleri ifade etmekten çekinmeyin. Atacağınız sevgi dolu her adım duygusal bağınızı güçlendirip daha iyi noktalara taşıyacaktır. Ayrıca aile bireylerinizden kaynaklı gerginlik ve yanlış anlaşılmaları da ortadan özel hayatınızdaki insan sayesinde kaldırabilmeniz mümkün. Bu hafta sizlere tavsiyem küçük seyahatler, yolculuklar, güzel haberler alırken bazı güzellikleri kendi içinizde yaşamaya özen gösterin. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Merkür'ün çocukları Başaklar. Gökyüzü bu hafta işle ilgili konularda sizi bir takım sorunların bekleyebileceği konusunda uyarıcı. Özellikle bu sorunlar geçmişte problem yaşadığınız insanlarla alakalı olabilir. Sakin tutumunuz, paniğe kapılmadan hareket etmeniz, bu sorunları çözümleyip gerçekleri ortaya çıkarmanız açısından önem taşıyacak. Sizlere tavsiyem hafta boyunca resmi işlerle ilgili noktalarda dikkatli davranmak. Bu anlamda başvurularınız, yaptığınız çalışmalar varsa duyurmadan ilerletmek, haftanın ilerleyen zamanlarında çok olumlu faydalar görmenizin anahtarı olacaktır. Haftanın sayı sekansı 27-27. 27-27 enerjisi özel yaşamınızda geçmişte aldığınız kararların olumlu etkilerinin sevgiyle karşılığını alacağınızın işareti. Aldım, kabul ettim, mühürledim. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Ayrıca size haksızlık eden ama madden, ama manen, ama duygusal anlamda sınandığınız ve artık umudunuzu kestiğiniz olay ve durumlarla ilgili bu hafta ortaya çıkacak gerçekler ve ilahi adaletin tezahür edeceğinin güçlü yansımaları sizi bambaşka bir noktaya taşıyabilir. Daha uyanmış, önceliklerinizi yapılandırmış ve küçük şeylerin hayatınızdaki olumsuz enerjilerinden arınma iradesinde olacaksınız ve bu güçlü enerjiyi bırakın, ortaya koyun, akışta kalın ve yapmanız gerekenlerle ilgili tereddüt etmeyin. Özel yaşamınızda olumlu enerjiler söz konusuyken eş veya sevgilinizin size yakınlaşmasının altında farklı manalar aramamaya özen gösterin. Güven verin, güvende hissettirin ki ilişkiniz sevgiyle beslensin ve büyüsün. Bunun yanı sıra gerçekleşecek dolunayın etkisi yine bir sonraki videoda YouTube Astro Deha'da burcunuza özel içerikler için abone olmayı unutmayın.
Bekar ve ilişkisi olmayan başaklar, sizler de bu hafta sürpriz teklifler ve yakınlaşmalar içerisinde olabilirsiniz. Ama ne olursa olsun acele kararlar almayın. Gökler rehberiniz, yolunuz açık olsun. Venüs'ün çocukları teraziler, gökyüzü bu hafta hiç aklınızda yokken sürpriz seyahatler yapabileceğinize işaret etmekte. Seyahatlerde aracınızdan kaynaklı bir takım problemler söz konusu olabilir. Dikkatli davranın ama seyahatlerden kaynaklı özellikle bekar bir teraziyseniz hayatınızı etkileyecek, kalbinize güzel dokunacak bir insanı tanıma şansınız oldukça yüksek. Yeter ki arkadaşlarınızın veya yakınlarınızın etkisi altında kalmadan kendinize ve karşınıza çıkan insana şans tanıyın. Finansal konularla ilgili endişelendiğiniz bir gayrimenkul, verdiğiniz bir borçla alakalı konularda da hafta ortasından itibaren olumlu enerjiler sizleri karşılayacak ve haftanın sayı sekansı 27-27. 27-27 güçlendirecek sizleri. Özellikle istekleriniz, arzularınız, hayatınızda beklentilerinizle ilgili dua etmenin, tüm kalbinizle inanarak bunu sürdürmenin zamanı şimdi. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 27-27 evet, evet, evet yazalım yorumlara. Bunun yanı sıra sağlıkla ilgili konularda gökyüzü özellikle sizlerin mide ve bağırsaklarla ilgili hassasiyetinizin artabileceğine işaret etmekte. Yediğinize, içtiğinize hafta boyunca dikkat edin. Özel yaşamınızda evliyseniz, devam eden bir ilişkiniz varsa, ay düğümünün yansımasıyla eş veya sevgiliniz onunla yeteri kadar vakit geçirmediğinizden serzenişte bulunabilir. Onunla vakit geçirmeli, her anınızın kıymetini ona hissettirmelisiniz. Bunun yanı sıra ilişkilerinde sorunlar olan teraziler, gerginliklerin hafta sonuna doğru daha da büyümesiyle keskin kararlar alıp ilişkiyi bitirme kararına kadar gidebilirler. Bu döngünün içerisinde yaşananları gizli tutmak ve bununla alakalı konularda duygularınızı sadece eş veya sevgilinize yansıtmak sonrasında pişmanlık duyacağınız pek çok şeyden koruyacaktır sizleri. Ayrıca hafta boyunca elinize gelecek toplu bir parayla almak istediğiniz telefon ve araçla ilgili fırsatlar da sizleri karşılıyor. Gerçekleşecek olan Dolunay'ın burçları etkileri ise bir sonraki videoda. Abone olup takip etmeyi unutmayın. Gökler rehberiniz, yolunuz açık olsun. Mars'ın çocukları akrepler, gökyüzü bu hafta kariyer hayatınızda bazı zorlu durumlarla sınanmanıza sebebiyet verecek güçte. İşinizi büyütmek için bir hamle yapmayı düşünüyorsanız bu hafta doğru zamanın olmadığının bilinciyle aceleci yaklaşımlar içerisinde olmamalısınız. Zorlukların daha da büyümemesi için kiminle nerede ne konuştuğunuza hafta boyunca dikkat edin. Gökyüzü finansal konularla alakalı da planlarınızda bir takım aksaklıklarla karşı karşıya kalabileceğinize işaret etmekte. Sizlere tavsiyem, sizi yanlış yönlendiren insanların finansla ilgili yaşadığınız bu duruma tepkilerine özellikle dikkat edin ve yapılması gereken bir müdahale varsa zaman geçirmeden, tereddüt etmeden zarar etmemek adına gerekli müdahalelerde bulunmayı seçin. Sağlıkla ilgili konularda ise olumlu enerjiler sizleri karşılarken özellikle kan ve hormonlarla ilgili rahatsızlıklarınız varsa tedaviyle ilgili olumlu sonuçlar almaya da hazır olun bu hafta. Haftanın sayı sekansı 27-27. 27-27 kendinizi geliştirmeniz, yeniliklere odaklanmanız, size zarar veren davranış ve alışkanlıklarınızı dönüştürmeniz için etkili hafta boyunca. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 27-27 evet, evet, evet yazalım yorumlara. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinize enerjinizi doğru kanalize etmeye odaklanın. Bunun yanı sıra onun duygusal anlamda hassasiyetlerini, kırgınlıklarını önemsemeli. Onun hassas olduğu noktalarda şakanın dozunu da dengede tutmaya gayret etmelisiniz. Bir anda gerginlikler, huzursuzluklar aranızda soğuk rüzgarların esmesine sebebiyet vermesin. Bekar olanlar, sizler de hafta boyunca
yanlış yönlendirmelere yatkın olduğunuzu bilin ve kontrollü davranmaya gayret gösterin. 22'sinde gerçekleşecek Dolunay'ın burcunuza etkileri içinse abone olmayı ve bir sonraki videoyu takip etmeyi unutmayın. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Jüpiter'in çocukları, yaylar, gökyüzü bu hafta Mars'ın etkisiyle işle ilgili konularda istediğiniz ilerlemeleri gerçekleştirebileceğinizi işaret etmekte. Hafta boyunca işle ilgili konularda önemli teklifler alabilir ve bu teklifler karşısında heyecana kapılarak var olan işinizden farklı işlere yönelmeyi seçebilirsiniz. Aman dikkatli olun. Büyük bir taahhütte bulunmamanız gerektiği noktasında gökyüzü uyarıyor sizleri. Var olan şartları iyileştirmek, daha iyi bir noktaya taşıyarak gelişmek mottonuz olsun. Özellikle bu hafta eski yatırımlar, taşınmaz varlıklarınızla alakalı konularda yaşadığınız problemler çözümlenmeye başlıyor. Doğru yatırımların meyvelerini toplamaya hazır olun. Ve haftanın sayı sekansı 27-27. 27-27'nin enerjisi korkulardan, kaygılardan, özel yaşamla ilgili konularda ihtiyaç duyduğunuz mutluluğun ve fırsatların sizden yana olduğunun habercisi. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 27-27. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Özel yaşamınızda ise canlanacaksınız. Kaybettiğinizi düşündüğünüz eş veya sevgilinizin ilgisini daha yoğun bir şekilde hissedecek, onun size olan sevgisiyle beslenebileceksiniz. Özellikle Kuzey Ay düğümünün etkisiyle bekar ve ilişkisi yeni başlamış olan yaylar, bir takım aksaklıklar, yanlış anlaşılmalar, gerginlikler söz konusu olsa da ufak şeylere takılmadan rahatsızlıklar veya yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak için gösterdiğiniz çabaların karşılığını alabileceksiniz. Sizlere tavsiyem, ilişkiyle ilgili konularda hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız keskin kararlardan ve gerçeklerden kaçan bir tutumdan uzak durun. Ve 22'sinde gerçekleşecek Dolunay'ın burcunuza etkisi için YouTube Astro Deha'ya abone olmayı, bir sonraki videoyu takipte kalmayı unutmayın. Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun. Satürn'ün çocukları oğlaklar, gökyüzü bu hafta yarayı aldığınız yerden ışıkla şifalanacağınızı müjdeliyor sizlere. Yaşamış olduğunuz gelgitler, iş ve özel hayatınızdaki problemleri dengeleyememek bir hayli yordu ve sizi yanlış kararlar alıp oradan oraya savurdu. İşte bu hafta Mars'ın enerjisiyle beraber pek çok sorunu çözümlemeye başlayacağınız, yaptığınız yanlış kararların farkındalığıyla kendi haklarınıza sahip çıkıp hayatınıza yeni bir düzen oluşturacağınız enerjiler sizleri karşılıyor. Ve haftanın sayı sekansı 27-27. 27-27 ağırlıklardan, zorluklardan, sizi baskı altında tutan tümsel enerjilerden arındırmak için etkili hafta boyunca. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 27-27. Evet, evet, evet yazalım yorumlara. Bu hafta hiç tahmin etmediğiniz insanlar zor gününüzde yanınızda yer alabilir. Sorunlarla mücadele etme noktasında size yeni yolları fark ettirebilirler. Bu yolları değerlendirmeli ve akışın içerisinde olmakta tereddüt etmemelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü, psikolojinizi yüksek tutmanızın her türlü zorluğu aşmanız açısından faydasını getiriyor. Özellikle iyi uyumaya, iyi beslenmeye, negatif enerjili insanlardan uzak durmaya olsun gayretiniz. Özel yaşamınızda ise Venüs bitirilmesi gerekeni bitirip, kendinizi özgürleştirip, sevgi ve saygı dolu bir beraberliğin kapılarını aralamanız için etkileşimdi. Bu hafta yaşadıklarınız size yaşatılanlarla ilgili noktalarda gerçekçi, akılcı yaklaşımlarda bulunup sorunları dönüştüreceksiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan oğlaklar, sizler de uzun zamandır ilgi duyduğunuz insanla bir araya gelme fırsatını yakalayabilirsiniz. Ve tabii ki 22'sinde gerçekleşecek Dolunay'ın burcunuza etkisi için abone olmayı ve bir sonraki videoyu takipte kalmayı unutmayın. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Uranüs'ün çocukları kovalar.
Mars ve Venüs bu hafta kariyer odaklı düşünen kova burçlarını destekleyen enerjilerle dolu. Özellikle dürüst ve yaptığı işte güvenilirlik kazanmış insanların tavsiyelerini dikkate aldığınızda işle ilgili konularda başvurularınız, başlangıçlarınız, üzerinde çalıştığınız işlerle alakalı olumlu enerjileri almaya hazır olun. Haftanın sayı sekansı 27-27. 27-27'nin enerjisi kalbinizden geçen pek çok arzunuzun yaşam sahnesinde karşınıza çıkabileceğinizin müjdesi. Duanız, niyetiniz tamamen bunu sürdürmek ve hayatınıza taşımak için olsun. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 27-27, evet, evet, evet yazalım yorumlara. Haftanın ilk yarısında finansal konularla ilgili beklentilerinizin gerçekleşmesinde bir takım aksaklıklar söz konusu olsa da hafta sonuna doğru olumlu enerjiler sizleri karşılıyor. Diyete başlamak, özellikle hormonal rahatsızlıklarınızla ilgili tedavi olmak içinse gökyüzünün enerjilerini iyi değerlendirin. Özel yaşamınızda ise romantik bir ilişkiye başlama telaşındaysanız çok aceleci davranmayın. Karşınıza çıkacak olaylar büyük bir hayal kırıklığına ve hüsrana sebebiyet verebilir. Karşınızdaki insanı zanlarınızca değil, tanımanız gerektiğinin bilinciyle hareket edin. Evli ve ilişkisi devam eden kovalar, dolunay fazının yansımasıyla aşırı derecede gergin, ani kararlar alma eğiliminde olabilir ve tepkilerinizi kontrol edemeyerek ilişkinizde gerginlikler yaratıp üzülebilirsiniz. Tabii ki 22'sinde gerçekleşecek dolunayın burcunuzu etkileri bir sonraki videoda. Abone olmayı ve bir sonraki videoyu takipte kalmayı unutmayın. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Neptün'ün çocukları balıklar. Hafta başlarken Mars kariyerinizi çok daha iyi noktalara taşıyacak. Akıllı müdahaleler ve fikirlerle pek çok kişiyi şaşırtıp ters köşe yaparak istediğinizden çok daha iyi noktalara taşıyacak enerjileri barındırmakta. Sizi ilerlemeye giden yolda bir takım hamlelerle geri planda tutmaya çalışacak kişilere karşı da tedbirli davranmak ve güçlü içgüdülerinizle hareket etmek olumlu enerjilerin sizden yana etkili olmasını sağlayacak. Haftanın sayı sekansı 27-27. 27-27'nin enerjisi sizi zıtlıklarla besleyen pek çok etkinin tüm zekanız ve içsel bilgeliğinizle birleşip kariyer hayatınızı yeniden yapılandırmanız için etkili hafta boyunca. Aldım, kabul ettim, mühürledim. 27-27, evet, evet, evet yazalım yorumlara. Ayrıca hafta boyunca eski yatırımlarınızdan elde edecek, finansal anlamda gelecek gelirler güçlendirecek sizleri. Özel yaşamınızda ise bu hafta Güney Ay düğümünün yansımasıyla tereddütlerin daha yoğun olacağı etkiler söz konusu. Fakat Venüs, ilişkilerle ilgili konularda sizi desteklerken, aşkla ilgili konularda uyumlu olmaya, eş veya sevgilinizle daha fazla vakit geçirip, birlikte yapmaktan hoşlandığınız aktivitelerin içerisinde olmaya da özen gösterin. Sizlere tavsiyem, iş ve eğitsel noktalarda olumlu kararları doğru değerlendirin. Fakat sizler eğitim hayatınız devam ediyorsa, keskin değişikliklere yönelmeyi düşünüyorsanız, Güney Ay düğümü zihinsel anlamda baskı altında hissetmenize ve odaklanmış kararlar almakta zorluklar yaşanmasına sebebiyet verebilir. Etki altında kalarak yanlış kararların sizi bir hayli zorlayabileceğinin bilinciyle hareket edin. İş yapıyorsanız, yeni bir işin içerisindeyseniz, riskli anlaşmalar ve projelerin sizleri karşılayacağını bilin ve gökyüzü sizi desteklerken aldığınız kararları uygulamakta kararlı olmayı seçin. Gökler rehberiniz, yolunuz ışık olsun. Tabii ki 22'sinde gerçekleşecek dolunayın burcunuza etkileri bir sonraki videoda. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.